Merhaba arkadaşlar. Evet, 6. sınıf 3. ünite bursluluk sınavı ile ilgili soru çözümlerine kaldığımız yerden devam edelim. Ya arkadaşlar, birinci soruda ne demiş? Yukarıda verilen kuvvetlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi F1 ve F4 kuvvetleri aynı doğrultudadır. Bakın, aynı doğrultu dediği zaman yani kuzey güney ya da doğu batı şeklinde olması gerekiyor. Şimdi F1 ve F4. Arkadaşlar, F1'e baktığımız zaman güney, F4'e baktığımız zaman kuzeyi gösteriyor. Yani kuzey güney aynı doğrultuda. Evet, birinci öncül doğru. Büyüklüğü en büyük olan kuvvet F4'tür. Arkadaşlar, en büyük nasıl ayırt edeceğiz? Okun uzunluğuna bakıyoruz. Bakın, F1 3 birim, F2 3 birim, F3 2, F4 de 4 birim. Bakın, uzunluğa sahip. Yani F4 en büyük kuvvettir. İkinci öncül de doğru. F3 kuvvetinin doğrultusu doğudur demiş. Arkadaşlar, şimdi burada doğrultu demiş. F3'e bakıyoruz. Şimdi F3'ün arkadaşlar yönü doğudur. Bakın, yönü doğu. Doğrultusu doğu batı olması gerekiyordu. Dikkat edin. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Evet, ikinci soruda. Bakın, seçeneklerde 4 farklı kutuya uygulanan kuvvetler verilmiştir. Hangi kutuya uygulanan bileşke kuvvet en büyüktür demiş. Arkadaşlar, bileşik kuvvet neydi? Cisme uygulanan net kuvvet. Tamam. Net kuvveti bulurken eğer ki aynı yönlüyse topluyoruz, zıt yönlüyse çıkarıyoruz. Baktığımız zaman aynı yönlüler. Bunları topladığımız zaman burası 6. Daha sonra B seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar, bunlar zıt yönlü. Bakın, birbirini götürdü. Bu ikisi aynı yönlü. Bakın, 4 bu zıt. 4'ten 1 çıkar. 3. Daha sonra bakın, hepsi aynı yönlü. Bakın, doğuyu gösteriyor. O yüzden hepsini toplayacağız. 8, 3 daha 11. Bakın, bunların da hepsi aynı yönlü. 3, 6, 1 de 7. Şimdi baktığımız zaman en büyük bileşik kuvvet tabii ki D seçeneğindeki cevap olacak. Geldik 3. soruya. Aşağıdaki cisimlerden hangisine uygulanan kuvvetin doğrultusu diğerlerinden farklıdır? Bakın, doğrultu diğerlerinden farklıymış. Yani 3 tanesi, örnek veriyorum, doğu batıysa diğeri kuzey güney olacak. Şimdi baktığımız zaman bakın, doğu batı, kuzey güney, yine doğu batı, yine doğu batı. Tamam. Baktığımız zaman doğu batı, doğu batı, doğu batı, B seçeneğindeki kuzey güney. Tamam. Doğrultusu kuzey güney, o yüzden diğerlerinden farklı olan seçenek B seçeneğidir. Geldik 4. soruya. Yukarıda verilen basketbol topuna etki eden kuvvetlerin bileşkesi bulunurken hangi kuvvetlerin toplanması gerekiyor? Bakın, hangilerinin toplanması gerekiyor? Arkadaşlar, F1 ile F3 toplanır. Bakın, toplananlar bunlar. Çıkarılan F2'dir. Tamam. Bakın, toplananları sormuş bize. Tamam, dikkat edin. Toplanması gerekenler aynı yönlü olanlar. Yani F3 ile F1, cevabımız C seçeneği. Bakın, bu zıt yönlü olduğu için bunu çıkarmamız gerekiyor. Dikkat etmenizde fayda var. Evet, 5. soruya baktığımızda 10 Newton büyüklüğünde, bakın 10 Newton büyüklüğünde doğu yönünde bir kuvvet etki eden yukarıdaki traktöre 5 Newton büyüklüğünde bir kuvvet daha etki edecektir. Bakın, 5 Newton daha bir kuvvet etki edecektir. Bu kuvvet hangi yöne doğru etki ederse traktöre etki eden bileşik kuvvet en küçük olur diyor. Arkadaşlar, traktöre etki eden kuvvet en küçük olurdur diyorsa
Zıt yönlü olması gerekiyor. Yani arkadaşlar bakın şu tarafa doğru. Tamam, okun yönü her zaman batıyı göstermesi gerekiyor. Batıyı gösterirse ne olacaktır? Bileşik kuvvet en küçük olacaktır. Tamam. Evet, 6. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki masaya etki eden kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton'dur demiş. Arkadaşlar hemen aynı yönlü olanları toplayacağız. Bakın. 2, 1 daha 3. Bakın aynı yönlü. Bakın zıt yönlü bir 3 kuvvet var. Yani bunlar birbirini götürdü. Burası 0. Daha sonra bakın güneye doğru, bakın güneye doğru 2 Newton. Yine güneye doğru bakın 2 Newton topladığım zaman 4 yapıyor. 5 Newton da kuzeye doğru gidiyor. Yine çıkarma işlemini yapacağız. 5'ten 4'ü çıkardığın zaman demek ki net kuvvet 1 Newton. Bakın net kuvvet istediği zaman bu şekilde işlemi yapıyoruz. Ama hangi yöndeseydi? Arkadaşlar 5 daha büyük olduğu için o yüzden kuzey olacaktır. Tamam. Geldik 7. soruya. Yukarıda verilen örneklerdeki cisimlerden hangisi ya da hangileri dengelenmiş kuvvetin etkisi altındadır? Arkadaşlar dengelenmiş kuvvet diyorsa bakın eğer ki işlem sorusuysa kesinlikle net kuvvet 0 olacak. Ama örnek vermişse arkadaşlar şu örnekler aklınıza gelecek. Cisim ya duruyordur. Bakın duran bir cisim. Ya da sabit süratle ne yapacaktır? Hareketine devam edecektir. Tamam. Bakın duran ve sabit sürat. Tamam. Yani örnek veriyorum saatte 30 km hızla giden bir araç. Sabit süratte yolunu devam eden bir örneği bulmamız gerekiyor. Bakın yerde duran futbol topu diyor. Bak yerde duran durduğu için demek ki dengelenmiş. Net kuvvet 0. O yüzden bu örnek verilebilir. Daldan düşen elma. Bak elma düşüyor. Hareket halinde arkadaşlar. Normalde bu elma bakın daldaydı. Yani duruyordu. Bakın düşmeye başlamış. Yani harekete başlamış. O yüzden dengelenmemiş bir kuvvetin etkisi altındadır. Bunu alamayız. Çünkü sıfırdan farklı bir kuvvet uygulanmış. Bakın sabit süratle hareket eden otomobil. Sabit sürat görüyorsanız direkt bunu da alacaksınız. Yani doğru cevabımız arkadaşlar 1 ve 3. Tamam. Bakın tekrar söylüyorum. Dengelenmiş kuvvet cisme uygulanan net kuvvetin 0 olması demektir. Yani cisim ya duruyordur ya da sabit süratle yoluna devam ediyordur. Tamam. Geldik 8. soruya. Aşağıda verilen kutulara etki eden kuvvetlerden dengelenmemiş kuvvet olanları bir grupta toplanacak olursa kutulardan hangisi açıkta kalır? Hangisi açıkta kalır? Biz bunu bulacağız. Şimdi baktığımız zaman bakın zıt yönlü işaretler yani 4'ten 2 çıkarın bakın 2. Daha sonra 3 3 daha 6. Bakın aynı yönlü 6. Baktığımız zaman bakın burada 0'ı buldum. Bu zaten etki etmez. Bunu eliyoruz. Bakın burada ise 2'yi buldum. Şimdi arkadaşlar sıfırdan farklı bir şey buluyorsanız demek ki orada dengelenmiş kuvvet var. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Çünkü niye? Bakın dikkatliyseniz diğer seçeneklerde sıfırdan farklı bir sonuç bulduk. Ama C seçeneğinde sıfır bulduk. Yani sıfır bulduysak demek ki dengelenmiş bir kuvvetin etkisi altındadır. Evet, 9. soruya bakalım. 9'da ne diyor arkadaşlar? Bakın. Öğrenci yaptığı hesaplamalardan sonra seçeneklerde verilen yanıtlardan hangisine ulaşırsa doğru bir hesaplama yapmış olur diyor. Bakın her birim 1 Newton büyüklüğündeymiş. Bir öğrenci yukarıda yer alan kuvvetlerin bileşkesini hesapladıktan sonra bu kuvvetlerin bileşkesine uygun dengeleyici kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü tespit etmek istiyor. Tamam mı? Baktığımız zaman bakın ne diyor? Verilen yanıtlardan hangisine ulaşırsa doğru bir hesaplama yapmış olur. Bakıyoruz. Şimdi güneye doğru 2 Newton. Bakın kuzeye doğru da 2 Newton. Gördüğünüz gibi. Bakın güney ve kuzey. Bunlar ne yaptı? Birbirini götürdü zaten. Tamam. Bakın güney ve kuzey 2 Newton. Bunlar birbirini götürdü.
İyi arkadaşlar. 3 Newton doğuya doğru. 1, 2, 3, 4. 4 Newton arkadaşlar batıya doğru. Yani burada arkadaşlar bakın batıya doğru daha büyük olduğu için bakın 1 batı çıkıyor. Normalde baktığım zaman 1 batı çıkıyor. Ama soruda bizden ne istiyor? Dengeleyici kuvvetlerin etkisi altında olmasını istiyor. Yani diyor ki dengede olsun. Ya arkadaşlar 1 Newton batıya doğru gidiyorsa ben bunu dengede bitirmek istiyorsam yani dengede ne demek? Demek ki sıfırı bulmam gerekiyor. O zaman zıttı yönde yani doğu yönünde 1 Newton eklemem gerekiyor. Bir bakıyorum cevaplara. D seçeneği uygun bir cevap oluyor. Doğu yönünde 1 Newton cevabını buluyoruz. Arkadaşlar özellikle bu soruda bakın bu halat çekme oyunu vardır. Bakın bu halat çekme oyunlarında bu dengeleyici kuvveti sorarlar. Mesela örnek veriyorum. Yarışın normalde bu taraf kazanıyordur. Ben bu tarafa işte kaç Newton eklemem gerekiyor? Hani onun gibi de düşünebilirsiniz. Bakın bu tarafa eğer ki ben 1 Newton eklersem bu yarış dengede biter. Tamam. Yani kimse kazanamaz. Dengeleyici bu demek arkadaşlar. Dengeleyici. Bak 1 burası. Burada herhangi bir rakam yok. Demek ki buraya da 1 eklersem bunlar birbirini götürecek. 0 olacak. Yani dengeleyici kuvvetinin etkisi altında olacaktır. Geldik 10. soruya. Hareket yönleri belirtilen seçeneklerdeki cisimlerden hangisine batı yönünde 50 Newton'luk kuvvet uygulanırsa cismin önce yavaşlayıp durup sonra ters yönde hareket etme ihtimali vardır. Tamam. Ters yönde hareket edecek. Bak ne diyor? Hangisine batı yönünde 50 Newton'luk kuvvet uygulanırsa demek ki cisim normalde doğu yönünde gitmesi gerekiyor. Tamam. Normalde doğu yönde gitmesi lazım ki biz buna batı yönde bir kuvvet uygulayalım ve cisim ne olsun? Daha sonra batı yönde bakın ters yönde ne yapsın? Hareket etme ihtimali olsun. Ya arkadaşlar baktığımız zaman hareket yönü doğu demiş. Hareket yönü doğu olan bakın bu cisme ben batı yönünde bir kuvvet uygularsam ne olacaktır? Bu cismin hızı başlangıçta yavaşlayacak, sonra duracak ve daha sonra da bu yönde hareket edecektir. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, 6. sınıf bursluluk sınavı, bileşik kuvvet soru çözümünü burada bitiriyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.